2020 seçiminde hangi lidere oy vereceksiniz diye soruyoruz. Toplam 25 kişiye soracağız. İYİ'siler. Abim 2023 seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu. Neden? Alternatif. Artık bıktık. Şu anki olandan bıktık. 2023 seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz diye soruyoruz. Sadece bu mu? Evet. Başka bir şey sormuyorsunuz. Yok. Başka görüş almıyorsunuz. Meral Akşener başbakan olacağını söylüyor. Yani son anda bir değişiklik çıkabileceğini umuyorum. Adayım Mansur Yavaş veya İmamoğlu olabilir. Biri olsa? Mansur Yavaş. Evet. Farklı bir nedeni varsa alabiliriz, yoksa? Herkesi kucaklayabilecek bir düşünceye sahip olduğunu inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Size soralım hanımefendi. 2023 seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz diye soruyoruz. Siz bayağına veririz herhalde. Meral Akşener. Öyle bu sene öyle. Kadın desteği. Teşekkür ederim. 2023 seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani iyi yönettiğini düşünüyorum. Dış ülkelerde söz geçirdiğini düşünüyorum yani. Dış politikada iyi diyorsun. Evet bence. O yüzden. Başka seçenek de yok yani. Diğer liderleri beğenmiyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Kardeşim bir sorum vardı. 2023 seçimlerinde hangi lidere oy verirsiniz? Kimin aday olacağına bağlı tabii. Size göre kim olmalı işte onu soruyorum. İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Birini seçsen. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Daha fazla yani sözleri, konuştuğu şeyler daha çok güven veriyor. İmamoğlu'na göre de. O yüzden. İstanbul'dasın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçiyorsun. Tanıyorum. Tanıyorum. Sürmeneli. Sürmeneli. Sürmenelisin. Gümüşhanelisin. Kapıkoy. İmamoğlu kimdir? Ne yapmış? Otobüsleri yollarda ben mi gidiyorum? Hastanenin yolunu sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım? Mansur Yavaş kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan 40 yıllık. Peki, size göre kim olmalı 2023? Neyi? 2023 adayı sizce kim? Ya kardeşim şimdi sen 2023 bir saniye hemşerim. Şimdi başkan sen abi, bir partinin genel başkanısın. Evet. Kendin partinden cumhurbaşkanlığına adaylığını koyamayan adam. Gidip 6 tane şarkatanı toplayıp bir araya gelen adama nasıl güvenip de? Bir sen bana bir şey söyleme, buraya söyle. Sen nasıl güvenip de ona oy vereceksin? Sana söyleyeyim, şimdi ben kendime güvenmeyeceğim, diyeceğim 6 kişi toplayacağım. Bu ülkeye 6 hiçbir lira bir taş çöp koymamış. Heykelden başka, şimdi şuradaki heykel bana ne verir? Sana sorayım. Peki oyunuz o zaman Recep Tayyip Erdoğan. Ya kardeşim başka var olacak bir alternatif gösterin. Şimdi çıksın desin ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayım. Ona oy vermeyen şerefsizdir. Teşekkür. Ama kendisi kendi partisinin adayı olamayan bir adam çıkıp da bu milleti ne şey yapmış? Ne üretmişler? Hangi fabrikayı bu konuşma aklı kesmeyenler konuşuyor. Bu aklı kesmeyen şimdi Türk ben 58 yaşındayım. Rahmetli Erbakan'dan beraber de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ocaklarından yetişme bir adamım. Gelsinler desinler ki şu taşı şuraya koyduk. Şu bu insanlar için şunu yaptık. Bu insanlar için bunu yaptık. Çıksın ha burada kendimi asacağım. Ha burada belimdekini çıkartıp kendimi vuracağım. Teşekkür ederim. Desinler ki bu insana ben şu taşı şuraya koydum. Buyurun. Anket yapıyorduk ablam. Size de soralım. Buyurun anket yapıyoruz. Buyurun size soralım. Tamam, teşekkür ederiz. Gel abim sana soralım. Abicim. Abim. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Kardeşim 2023 seçimde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim geçerse geçsin ben ona göre kim olmalı? Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Aday fark etmez. Herhangi biri. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Kimi beğeniyorsunuz? Cumhurbaşkanıyım. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü ülkeyi en iyi yönetebilecek fikirlere ve şu anda o potansiyele tek olup sahip olmalı. O mu diyorsunuz? Evet, kesinlikle. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. İyi günler. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani yapıyor bir şeyler. Görüyoruz diyorsunuz. Yani görüyoruz ama bazı şeylere böyle hani insanlar bazen hani ben kendimden biliyorum. Zamlara falan durdurmaları lazım.
çok aşırı derecede. Hani yapılan askeri ücret yani şu an hiçbir faydası yok. Yani geçim o kadar zor ki hani önceden ekmek aslının ağzında derken şimdi ekmek aslının midede ya kolunuz kopacak ya da ne bileyim artık. Ama oyunuz Recep Tayyip Erdoğan. Yani şu an açık konuşmak gerekirse pek ondan başka kimseyi göremiyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı diye soruyoruz. Benim mi? Evet. Mansur Yavaş. Evet. Adaletli olduğu için. Öyle. Teşekkür ederim. Abicim 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayını sizce kim olmalı? Kılıçdaroğlu. Neden? Kılıçdaroğlu başka kim olacak ya? Onu soruyoruz. Yok yani benim niyetim Kılıçdaroğlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var mı abim sizin de? Tayyipçiyim kardeş. Neden? Benim reisim her zaman başımın tacıdır. Canım kurban ona. Teşekkür ederiz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Tayyip olacak. Kim olacak? Neden? Neden? Geriye bak göreceksin neden ne olduğunu. Öyle. Evet. Teşekkür ederim. 6 tane baştan bir şey olmaz. 6 ayda dayanamazlar onlar. 6 ay. Tarih de verdiniz. Evet 6 ay. Abim 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Şimdi yavrum öyle diyeyim ben. Tayyip Erdoğan desek o götürüyor işi. Öteki daha belli değil. Belli değil. Götürür mü götürmez mi? Daha mı kötüye gider? Bilemiyorum çünkü. O zaman adayınız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah. Teşekkür ederiz. Abim 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Bence kim olmalı? Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü CHP'nin zihniyetini seviyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Abim, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Cumhurbaşkanı adayı. Evet, size göre kim? Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Şu anda görüyorsunuz ortamı. Hayaşatlarından bahsetmiyorum. Dünya genelinden bahsediyorum. Hep Tayyip Erdoğan'ın gözü üstünde. Dünya bizi kıskanıyor. Dünya olarak. Dünya bizi kıskanıyor. Efendim? Dünya bizi kıskanıyor yani. Tabii ki. Dünya bizi kıskanıyor. Yani başarılarımızdan dolayı kıskanıyor. Her an devamı ilerliyoruz her türlü. Merhabalar abi. Merhabalar. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olur? Tayyip Erdoğan. Daha nedeni mi var? Neden diye sorma. Nedeni yok. Hepsine neden diyor. Neden? Ben bak Avrupa'dan geliyorum. Kıskanıyoruz burayı. Kıskanıyoruz. Türkiye'yi kıskanıyoruz ya. Nedeni bu. Şimdi yorum yazacaklar. Kıskanıyorsanız niye gelmiyorsunuz diye. Geliyoruz ya. Üç ayda bir buradayım. Üç ayda bir Türkiye'deyim. Kıymetini bilsinler diyorsun. Tabii kıymetini bilsinler. Böyle bir ülke var. Böyle bir başkan var. Böyle bir çalışma var. Ben 30 sene önce Kanarya'da şeydim. Şimdi bakıyorum her yerde mağaza. Şuraya bak. Önceden burada böyle bir şey yoktu ki. Şuraya bak millet hep alışveriş yapıyor. Elinde torbalar. Millette var yani var. Yok demesin millet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Tabii ki Erdoğan. Ya adam çalışıyor. Yani çalışan adama oy vereceğiz. Görüyoruz bunları. Her şeyi görüyoruz yani Allah'a şükür. Herkesin durumu iyi. O yüzden. İyi yani tabii canım. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Mansur Yavaş. Çünkü artık kanımıza kadar emdiler bizi. Yeter artık. İnsanların umudu kalmadı. Yaşam sevinçleri yok. Tükettiler bizi. Gece yatıyoruz zam. Sabah kalkıyoruz zam. Yeter artık. Kime biz bunları şikayet edeceğiz? Yeter. Cumhurbaşkanı demek bizim memurumuz demek. Halkın memuru demek. Memur o yiyebilir diyor bazıları. Hayır efendim yiyemez. Soracağız. Bu paralar nereye gidiyor? Bunları sormalıyız. Yani hakikaten tükendik. Duysunlar sesimizi. Tükendik. 2020 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Tayyip Erdoğan. Nedeni görüyoruz abi. Her şey ortada diyorsun. 2020 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? Sevgi dolu bir insan. Neden?
Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Şey olmalı. Erdoğan olmalı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden olmalı? Olsun işte. Teşekkür ederiz. Ablam merhaba. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı? Şimdiki olmamalı. Kim olmalı peki? İnşallah iyi biri gelir. Size göre kim olur iyi biri isim olarak? Meral Akşener. Meral Akşener. Neden? Bayağı bir değişmek lazım. Şimdi konmamalı dediniz. Neden? Daha önce de kim erdiniz? Buna verdim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Ama şimdi yok. Niye? Yeter. Teşekkür ederiz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Ekrem'i isteriz ama olabilir mi? Olabilir mi? Yani bilmiyorum ama çok da güzel şeyler yapmadı. Yani, oy verdiniz. Yine de yok, ben burada değildim zaten, Ankara'daydım. Yine Cumhurbaşkanımız olsun ya. Ekrem İmamoğlu. Yok şimdiki. Recep Tayyip Erdoğan. Ami. Yani bilmem, iyisini göremiyorum yani. Ya Kılıçdaroğlu'ndan hiç hoşlanmıyorum zaten. Ekrem'i önceleri çok şey yapıyordum da. Sonradan yani istediğimiz şeyleri yapmadı. Yani beğeniyordum onu önceden. Hani konuşmalarını falan. Yani olmadı. Bilmiyorum. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. 2023 seçimlerinde hangi lider oy verirsiniz? Nasıl? 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Cevap vermek istemiyorum buna. Hayır. Teşekkür ederim. Hiç cevabım var ama vermek istemiyorum. İsim alıyoruz, aday alıyoruz, anket yapıyoruz. Ya şu anda benim... Yani desteklediğim partilerin adayı açıklanmadığı için. Onlardan hangisi olsun istersiniz? Kimisi diyor ki olmasın, bu olmasın. O yüzden soruyorsun. Yani benim gönlümde yatan aslan Mansur Yavaş doğrusunu isterseniz. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları benim için referans teşkil ediyor. Gönlümde yatan aslan. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorum. Ankara. Ama bana göre çok başarılı, işini çok güzel yapıyor ve... Eğer olursa ülke içinde çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum doğrusunu isterseniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. 2023 seçimine Cumhurbaşkanı adayınız sizce kim olmalı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ya yaptığı işler ortada, hizmetler ortada, ülkeye katkısı ortada. Ya ben ona oy vereceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abimizin vermiş olduğu oyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Bir sonraki sorumuzu nerede sormak istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız.